Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün eski antlaşmada geçen Tunç yılına bakılması neden gerekiyordu adlı konuyu işleyeceğiz. Ama konumuza geçmeden önce ezber ayetimize bir bakalım. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Çölde Sayım 21. bölüm 8. ve 9. ayetler. Arkadaşlar, Tanrı'nın son zamanlarda yaşamınızda size sağladığı bereketleri fark edebiliyor musunuz? Biz sık sık Tanrı'nın bereketlerini unutuyoruz. Bunları unuttuğumuzdan yaşamımızda küçük sorunlar ortaya çıkınca hemen Rab'be şikayet ediyoruz. Tanrı'nın halkı İsrailliler de bizim gibi aynı hataları yaptılar. İsrailliler 430 yıl Mısır'da kölelik yaptı ve Tanrı'nın büyük gücü ve yardımıyla Mısır'dan çıkıp kurtuldular. Mısır'dan çıktıktan sonra Tanrı'nın vaat ettiği Kenan ülkesine doğru gitmek için çölden geçiyorlardı. Çölde 2,5 milyon insanın ve bir o kadar hayvanın ne yiyecek bir şeyi ne de içecek suyu vardı. Çöl genelde gündüzleri sıcak, geceleri ise oldukça soğuk olur. Fakat Tanrı kendi halkını koruyup onlara daima yol gösterdi. Halkın çölde aç kalmaması için her sabah man denilen ekmeği onlara verdi. Halk et isteyince bıldırcın göndererek bütün ihtiyaçlarını karşıladı. İsrail halkı ve hayvanları susadığında kayadan onlar için su çıkardı. Bu şekilde neredeyse her gün Rab mucizeleriyle İsraillilere kendi gücünü gösterdi. İsrailliler mucizeler için şükrettiler. Ama zaman geçtikçe Tanrı'ya ve Musa'ya karşı şikayet etmeye başladılar. Bir gün yine İsrail halkı Musa'nın yanına geldi ve şikayet etmeye başladılar. Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız? Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. İsrailliler Tanrı'nın gücüyle Mısır'dan kurtulduktan sonra çölde sorunlarla karşılaştıklarında Tanrı'nın sağladığı bereketleri unuttular. İsrailliler Tanrı'ya güvenmediklerinden dolayı cezalandırılıp 40 yıl boyunca çölde dolaştılar. Çölde dolaştıkları zamanlarda Rab zehirli yılanlardan onları korumuştu. Ama şikayetler arttıkça halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Zehirli yılanlar şikayet eden halkın konakladıkları her yere gidip onları ısırmaya başladı. İnsanlar zehirli yılanlardan kaçarken kargaşa oldu. Yılanların ısırması sonucu İsraillilerden birçok kişi zehirlenip öldü. Her yer ağlayışla doldu. Tanrı'nın sağladığı bereketleri unutup şikayet eden halka büyük bir ceza verildi. Ancak daha sonra İsrail halkı günah işlediklerini anladılar. Halk Musa'ya gelip günahlarını itiraf ettikten sonra tövbe ettiler. "Günah işledik, yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın." dediler. İsrailliler ilk defa Tanrı'dan özür dileyerek tövbe ettiler. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Tanrı Musa'ya ilginç bir buyruk verdi. Ondan tunç bir yılan yapmasını ve bu yılanı bir direğin üzerine koymasını buyurdu. Ve yılanların ısırdığı kişilerin buna baktıklarında iyileşeceklerini söyledi. Isırılan kişinin tek yapması gereken dönüp tunç yılana bakmaktı. Bu, kişinin Rab'be inanıp inanmadığını, ona güvenip güvenmediğini gösterecekti. Musa'nın duyurduğu Rab'bin sözüne inanıp, tunç yılana bakanlar iyileşip kurtuldular ve yaşadılar. Ama Rab'bin sözüne inanmayan, saçma olduğunu düşünerek tunç yılana bakmayanlar ise zehirlenip öldüler. Bunun nedeni sadece yılan ısırması değildi. Tanrı'ya iman edip güvenmemeleriydi. Sevgili arkadaşlar, İsrailler gibi günümüzde yaşayan biz de
Günah yüzünden ölüm cezasını alıp cehenneme atılacaktık. Kutsal kitaptaki Romalılar bölümü 3.23'te şöyle yazıyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimiz günah işledik ve günah yüzünden Tanrı'dan ayrıldık. Ölüm cezasına mahkum olduk. Bu tunç yılan aslında İsa Mesih'i simgeliyor. Tunç bir yılan çölde nasıl direğe asıldıysa İsa Mesih de çarmıha asıldı. Zehirli yılan tarafından ısırılan kişilerin bu tunç yılana bakıp iyileştiği gibi insanlar da çarmıhta ölen İsa Mesih'e bakarak, yani ona iman ederek günahlarından kurtulup sonsuz yaşama sahip olabilirler. İsa Mesih bizim günahlarımızı bağışlamak için bu dünyaya geldi. Zehirlenen kişileri iyileştirmek için tunç yılanın direğe asılması gibi İsa Mesih de günahkarlar için çarmıha gerilip öldü ve dirildi. Tanrı'nın tasarladığı harika kurtuluş planı işte budur. Tanrı'nın insanlarla bozulmuş olan ilişkisinin iyileşmesi için sürekli çabaladığını görüyoruz. İnsanların çarmıhta bizim için ölen İsa Mesih'e bakması ve onu kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekir. O zaman bütün günahları bağışlanır, sonsuz yaşama sahip olur ve Tanrı'yı hoşnut ederler.